iki etaplı Avusturya kampı atlayacak, İstanbul'a dönecek ve Süper Kupa'da oynayacak olan Beşiktaş mücadelesine hazırlanmaya başlarız. Dünkü mücadelede alınan sürelere göre şu an oyuncular farklı programlarda çalışıyorlar ve rejenerasyon çalışması gerçekleştiriyorlar. Galatasaray'da antrenör ekibi farklı noktalarda çalışmalarını sürdürüyor. Toplar kenara da koyalım. Puan durumuna baktığınızda yani ne kadar büyük bir iş başardığımızı ve yani nasıl bir sezon geçirdiğimiz zaten ortada. Herhalde rekorlar üstüne rekorlar kırdık bu sezon. Belki bunun üstüne çıkmak zor olabilir ama biz elimizden geldiği kadar daha çok rekor kırmayı inşallah beceririz. Şimdi şöyle, tabii ki rakipler de iyi hazırlanıyor. Yani en azından sürekli Galatasaray'ı kovalıyorlar. Geçen sene bunu iyi yaptık. Hedeflerimiz belli. Son iki sene zaten bu hedeflerimize ulaştık. Belki bu sene Avrupa'da da geçen sezon gösterdiğimiz performansları skora yansıtıp daha büyük, yani Avrupa'da da daha büyük başarı elde edebiliriz inşallah. Her maçı üst üste kazanıp son dakikalarda olsun, işte 3-4 golle fark olsun, yani buna belli bir kaliteye ihtiyacınız var. Yani mesela baktığınızda dünyanın en kaliteli takımları bile bizim becerdiğimiz işleri beceremiyor, zorlanıyor. O yüzden yani sürekli bir ismin ön plana geçip her maçta da hemen hemen farklı isimler ön plana geçmesi bence kaliteden kaynaklanıyor. Baktığınızda yani 2-3 üst düzey kaliteli oyuncuyla olmayan bir iş düşünüyorum. Yani en az bir geçen sezon olduğu gibi yani 12-13 isim ön plana geçip, yani dediğim gibi farklı maçlarda ön plana geçip yani takımı da belki kötü gününde bile kurtaran kaliteye ihtiyacımız var. Rekorları kırmak belki bu sezon zor olabilir veyahut da tarihte bir daha belki yaşanmayacak bir durum ama bunu hedef olarak alabiliriz. Üstüne de dediğim gibi Avrupa'daki başarıyı koyarsak tabii daha uzun olmasa da önümüzde bir yol var. Bunu takım olarak başarabiliriz ancak. Yani onun için de burada çok çalışıyoruz. Sezona iyi başlamak çok önemli olacak. Süper Kupa'yla başlıyoruz. Orada da aslında başarılı bir sezon için ilk adımı atmış oluruz inşallah. Yani ben onu umuyorum açıkçası. Geçen sene biraz belki Fenerbahçe ile Galatasaray taraftarı için çok özel bir lig oldu ama yani tüm Türk futbolu adına tabii biraz daha rekabetli geçmesini, belki 4-5 takımın da dahil olduğu bir şampiyonluk görürüz inşallah. Bunun için de dediğiniz gibi tüm takımlar hazırlıklarını yapıyorlar. Biz de bu takımlara dahiliz. O yüzden göreceğiz. En önemlisi dediğim gibi sezona iyi başlamak. Yani 29 yaşında kariyerin sonunu planlamak belki biraz erken. Yani daha önümüzdeki 2-3 sezonu planlamak bile bazen zor oluyor. Ama şimdi Hakan Balta ismi duyunca yani tabii ki Hakan abimizle yani eşit olana kadar bir Galatasaray'da bir 3-4 sene daha bir herhalde oynamamız gerekiyor. O yüzden yani önümüz açık tabii ki. Ben de Galatasaray taraftarını çok sevdiğim için öyle bir senaryo çok da uzak olmadığını düşünüyorum ama bu sonuçta yani sportif performansa da çok alakası olan bir şey. Yani inşallah bu yoldan devam edip de yani oralara geliriz. Yani 25 numara Victor'da zaten. Belki bir Victor'la bir numara transferi oluşabilir. Bir konuşmak lazım Victor'la. Daha bilmiyorum açıkçası, hiç düşünmedim ama ilk transferinde tabii öyle bir güzel bir yani imkanım vardı 23 numaralı formayı almaya. O yüzden yani belki de an olarak öyle kalabilir. Daha sonrasında da Avrupa Şampiyonası'nda çok şükür yani neredeyse ağrısız oynadım. O yüzden şu anda çok iyiyim. Kendimi yani hazır hissediyorum. Ağrılarım az çok oluyor ama yani normal, şimdi eskisi kadar beni rahatsız edecek şekilde değil.